كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bu birkaç aydır sosyal medyada bu marketlerle alakalı, BİM olsun, A101 olsun, Şok olsun, bunlarla alakalı çok ama çok paylaşımlar yapıldı. Hatta Erdem Özveren kardeşim bununla alakalı bir boykot kampanyası başlattı. Ayın 5 ile 12 arası BİM'e gitmeyin dedi. Yarın da benim BİM'de işim var, ne yapacağım bilmiyorum. Erdem'den izin alırım ben. Neyse. Şimdi niye ama? Gerçekten sıkıntılı bir durum. Bu pandemi sürecinde, bu korona başladı, millette bir böyle açlık hastalığı oldu. Gerçekten öyle. Hatırlıyorsunuz daha bu ilk sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hatta bir gece yarısına yakın ilan edildi. İnsanlar marketlerde, fırınlarda birbirini öldürecekti az daha. Ekmek senin, fırın benim, her neyse bisküvi senin, çikolata benim. Lupo dayı çıktı bir tane. Ya görüyorsun neler çıktı neler. Millet acından ölecek sanki yani. Bir ekmeği yemese ölecek yani. He marketler dedi ki tamam bize bir piyasa çıktı. A101 10.000 birinci şubeye açtı, hesap etti yani. 8.000'di koronanın başında, 10.001 oldu. Şimdi kaç olmuştur yani. He ne yaptı bunlar? Bu önemli mesele. Bu ümmet meselesi kardeşim. Bu dert meselesi. Gerçekten konuşmamız lazım. Niye? Bunun adı fırsatçılıktır. Fırsatçılık İslamiyet'te yeri yoktur. Bu sünnete aykırıdır. Ahlaka aykırıdır. Edebe aykırıdır. İnsanların bu nedir biliyor musun? İnsanlar yiyeceğe muhtaç kardeşim. Kim ne derse desin. Bunu hacısı da hocası da inkar edemez. İnsanlar yemeğe muhtaç. Allah Celle Celaluhu'nun emri. Helalinden yiyin için diyor Allah Celle Celaluhu. Sen şimdi bu zaafı, insanların bu zaafını bilip de ya bilmem 50 liradan 80 liraya çıkarmak, patatesi misal diyorum işte, ürünler fark etmez. İşte patatesi birden 5'e çıkartmak, her neyse temel gıdaları zamlandırıp insanları müşküle sokmak. Zaten millet asgari ücretten dem vuruyor. Yetmiyor diyor, kirası almış başını gitmiş, elektriği, suyu, doğalgazı, her neyse. İnsanların başında bir sürü problem varken sen kalkıp bir de BİM'di, A101'di, Şok'tu ve benzeri marketler insanların bu zaafını kullanarak bu yaptığınız zamların bedelini ahirette burnunuzdan fitil fitil gele gele ödeyeceksiniz. Evet. Ekstra bir parantez açıyorum. Bunu resmini çokça gördüm. Bu BİM'de satılan bir şeker var. Üzerinde 5 kilogram yazıyor. Tartıya koyuyorsun. Yani resimler var. 4.750 falan çıkıyor. 4.600 küsür çıkıyor. O BİM'in sahibi var ya. Bak BİM'in sahibi diyorum ama şekerci zaten yanmış. Onun üzerine o 5 kilo şekerciyi yazan zaten onu şeker Allah selamet versin onu yatacak hiç yeri yok. Ama onu oraya koyan BİM. O eksik gramajı alıp da insanlara 5 kilo diye satan BİM var ya. Her neyse hangisi yaparsa yapsın. BİM de bize dava açarsa yandık ha. Neyse yapacak bir şey yok. Biz Allah için konuşacağız kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Her neyse. Şimdi sen o şekeri 5 kiloluk şekeri alıp da 4.750 her neyse 5 kilo fiyatından satarsan İslamiyet'te 1 gram var ya 1 gram değil 1 miligramın bile hesabı verilecek. Boynuzsuz koç boynuzlu koçta bir helalleşecek. Tabii o boynuzsuz koç boynuzlu koça böyle toslayacak. Allah Celle Celaluhu onların arasındaki hak hukuku verecek. Şimdi kıymetli kardeşlerim ne dedik? Burada hak var, hukuk var, mesele var, ince meseleler var. Kimseyi kazıklayamazsın, kimseye kazık atamazsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi aldatan bizden değildir dedi. Sen kalkıp da ya Müslüman ülke kardeşim insanlar zor durumda, insanlar kira ödeyemiyor, insanlar maaş alamıyor, insanlar işten çıkartılıyor. Sen burada indirime gideceğine normal fiyatlardan, sabit fiyatlardan yürüyüp de insanları sıkıntıya sokmamak için elinden gelen her şeyi yapacağını sen ne yapıyorsun? Zam. Bak şimdi kardeşim. Koronanın başladığı zaman biz buraya cemaat almaya başlamayınca ne yaptık? Cemaat gelmiyor. Şimdi cemaat gelmeyince şimdi yardım eden de olmuyor. Bizim kira zamanı geldi. Ne yapacağız? Aradım ev sahibini. Dedim mübarek dedim. Hani kira bu ay sıkıntı dedim. Ne yapayım? Dedim bir güzellik yapın da. Dedi tamam yarısını almayacağız. Bir kere yaptılar zaten. Neyse bir kere. Ama Allah razı olsun yani bak. Ne dedi tamam kiranın yarısını almayacağım dedi. Birkaç ay önce yani her neyse. Yaptı. Şimdi bunların ne yapması lazım bu genel marketlerde? Ev sahipleri ne yapacak mesela? Kardeşim
zor bir süreçteyiz. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Tamam, kiranla mesela atıyorum sana bu sene zam yapmayacağım. Ya da atıyorum 1000 lira veriyorsan 800 ver. Ya da sıkıntı yok, parça parça alırım. Olması gereken bu Müslüman ahlakı buyken bakıyorsun kardeşim bunlar resmen işi, bak bunun gerçekten bu işi böyle abartarak fiyatlara, kardeşim adam diyor 20 liralık yumurta olmuş sana 27 lira. Yani gerçekten hani bu aslında böyle parası olan için ya ne var kardeşim 7 lira, ama o 7 liraya muhtaç olan adam var kardeşim, evine 1 liralık ekmek götüremeyen adam var. Buna devlet acilen el atması lazım. Bu işler hükümetin ayağını kaydırır. Oy veren adam oy vermez. O giderse başımıza Allah selamet versin. Gelecek adamlar sol cenahtan bilgisi, zaten yandık. Biliyorsunuz yanacağımızı. Niye yandık? Bunların zaten en büyük düşmanı İslam. En büyük düşmanı başörtü. En büyük düşmanı Kur'an. Biliyorsunuz sol cenahı. Ha, bazı kardeşler diyor. Ya sol cenah derken bazı kardeşler de üzerine alıyor. Hocam ben de sol cenahtanım ama namaz kılıyorum diyor. Kardeşim biz genellememiyoruz. İslam düşmanı. Din düşmanlarından bahsediyoruz. Evet. İnşallah BİM'de, A101'de, Şok'tu ve benzeri marketler insanların zaaflarını kullanmayın. Şu zor dönemde, insanlara faydalı olacağın dönemde. Bak kardeşim ben sana şu kadar söyleyeyim. Bir Müslüman ağzıyla konuşuyorum. Sen insanların bu zor zamanında insanlara destek amaçlı fiyatlara zam yapmazsan, hatta ve hatta durumu olmayanları tespit edip bir yardım yapalım, bir destek amaçlı atıyorum işte ne bileyim bir kampanya, her neyse fark etmez. Böyle bir şey yapsan vallahi de billahi de tallahi de paran artar, dükkanın artar, işlerin artar, ahirete sermayen artar. Tamam mı? Sen şimdi 1001 tane 11000 tane market açtın diye sevinme. Allah beni zengin etti sevinme, onun hesabı daha zor olur. Allah Celle Celaluhu iki türlü zenginlik verir. Bir hesabını veremeyeceğin bir zenginlik verir sana. Bir de Allah yolunda harcayabileceğin, fakirleri, fukaraları doyurabileceğin bir zenginlik verir. Unutmayın bunu. Bazı kardeşler diyor ya onun bilmem nesi var, Mercedes'i var, osu var. Ya arkadaş tamam var. Namaz kılmıyor, abdest almıyor, her neyse. Tamam. Ama o hesap veremeyecek. Bir de böyle düşün kardeş. Şöyle düşün ya. Adam Nusret'e girdi. Nusret'e de çağırdı. Nusret hareket de çekti. Hesap oldu 500 artı 500. O böyle yapınca tuz atmıyor biliyor musun? Böyle yapıyor. Para atıyor yani. Tak tak serpiyor. Her neyse. Adam çıkışta geldi kasaya. Hesap yok. Nusret ne yapardın biliyor musun? Adamı rezil ederler. Ha, ne demek istiyorum? Gidip de öyle dünyada aa bak orada yiyor, burada yiyor, işte arabası var. Onun bile hesabı var. İnşallah bu marketlerde bu saçma sapan işlerden vazgeçer. Biz Allah için örüyoruz. Bizim buradaki konuşmamız Allah rızası için. Kimseden 5 kuruş para da almıyoruz. Kimseden menfaatimiz de yok. Kimseden bir şey de talep etmiyoruz. Çıkışta bize burada BİM koli de vermeyecek. Yani. Ama biz ne diyoruz kardeşim? Bak millet sıkıntıda. Millet mesaj atıyor. Zamlar şöyle, yağ böyle, yumurta böyle, un böyle, bilmem ne böyle. Ama bizim millet de acayip. Yine arkadaş yine kuyruk yine kuyruk ya. Vallahi billahi. Yani bizim şurada bir market var. Allah selamet versin. İçeride dersin sanki bedava yağ dağıtıyorlar ya. Bizim millet de acayip. Yani zamdan dem vuruyorlar ama açlıktan da ödün vermiyor. Yiyecek yani. Löp löp. Löp löp. Değil mi Asım Efendi? İnşallah bu meselede anlattık.